Kitap kulübümüzün bu ayki kitabı Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölümü. Latife Tekin 1957 doğumlu ve halihazırda da romanlar yazmaya devam eden, çalışmaları olan bir yazarımız. Benim okuduğum ilk kitabıydı. Sevgili Arsız Ölüm aslında bir köyden şehre göç hikayesi. Ama bunu bildiğimiz anlamda bir göç hikayesi gibi anlatmıyor. Bambaşka bir şekilde anlatıyor. Sihirlerle, perilerle, şeytanlarla, masallarla bezeli bir şekilde anlatıyor. O kalabalık ailenin hayatını, o dönemini, o yaşadığı sıkıntıları, şehre göçtükten sonraki olan hayatlarını bambaşka bir anlatımla ve dille takip ediyorsunuz. Akıcı ve seri bir anlatımı var Latife Tekin'in. Çok keyifli okunuyor. Sevgili Arsız Ölüm, ben adını ilk duyduğumda içeriği hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığım bir kitaptı. Ve herhalde kendi kendime de bu ismin bir köyden kente geçiş hikayesinin romanının adı olabileceğini hiç düşünmezdim. Yazılma itibariyle okurken yetişmeye çalıştığınız bir kitap. Hani o kadar hızlı bir akış var ki sanki okuma işlemini okur yapmıyor da hani ona sürekli bir bilgi akışı var, sürekli o cümleler, kelimeler akıyor da o onları tutmaya çalışıyormuş gibi çok hızlı. Neredeyse sanki böyle 1.5x, 2x hızlı çekimde bir video izler havasında o tecrübeyi yaşatan çok hızlı bir akışın olduğu bir roman. Fakat bu herhangi bir şekilde bir takip problemi yaratmıyor. Fakat ben takip problemi yaratmamasının bir sebebinin de aslında bunun benim biraz altyapımla ilgili olduğunu fark ettim. Kulüpte arkadaşlarımızla bunu konuştuğumuzda. Çünkü kitapta çok ciddi bir köy, kasaba ve buralarda süre gelen geleneklerle, yaşayışlarla, günlük tecrübelerle ilgili çok fazla gönderme var. Yani gönderme de değil, bu motifler kitabın içinde çok güzel işlenmiş. O yüzden hayatının herhangi bir döneminde köyde bulunmuş, köy hayatına dahil olmuş ya da köyde yaşayan akrabaları olup ara ara ziyarete gidip neler olduğunu bilen insanların çok kolay okuyabileceği bir kitap. Ama eğer tamamen şehirde büyüdüyseniz ve bunlardan biraz kopuk bir hayatınız olduysa bazı şeyler içinde anlattığı bazı bu köye ait, köy hayatına ait olan bazı motifler kitaptan kopartıcı, dikkat dağıtıcı unsurlar haline gelebiliyor. Çünkü bunlar çok fazla var. Kitap aslında ikiye bölünmüş gibi oluyor. Yarısında ilk bölümünde biz köydeki hayatlarını izliyoruz. İkinci bölümde şehirdeki hayatlarını izliyoruz. Köydeki hayatlarında çok fazla düşsel öğe kullanmış yazar. Yani biraz tarzı bu diye düşünerek okudum. Okuduğum ilk kitabıydı çünkü. Ama şehre geçtiğimizde bunlar azaldı. Daha doğrusu şehirden gelen bir düşsel öğe olmadı. Kitapla ilgili ilk söylemek istediğim şey Latife Tekin'in dili. Çok kısa ve öz cümlelerden oluşuyor ve bu çok hızlı okumanızı sağlıyor. Hatta ben de şöyle bir hissiyat bile verdi diyebilirim. O kadar kısa kısa ki hızlı hızlı okumalıyım, bir an önce okumalıyım hep içgüdüsüyle okudum. Bu tabii okumayı çok kolaylaştıran bir şeydi bana göre. İkinci söylemek istediğim şey ise kitabın ismi Sevgili Arsız Ölüm. Atiye sürekli bir ölüm döşeklerine yatıyor. Azrail ile pazarlığa tutuşuyor. Ve bunların birkaçını da başarıyor hani ölmeden tekrar kurtuluyor. Ama hep böyle bir herkesle vedalaşıyor, helallik istiyor vesaire. Ama Azrail ile pazarlığını yeniyor ve ölmüyor. Yani o noktada da bence çok güzel bir isim yakalanmış. Sevgili Arsız Ölüm kitapla çok bağdaşan bir isim. Herkesin söylediği büyülü gerçeklik tarzında yazılmış bir roman. Büyülü gerçeklik, ben şöyle bir hissiyata kapıldım. Bu hani bizim yöremize ait olduğu için mi? Anadolu'da Kayseri yöresine ait o dille, o yöreye ait şivelerle anlatılıyor kitapta da. Hani büyülü gerçeklik, evet periler, işte hani bizdeki tahtalara vurmalar, cinler, işte uğursuzluk getirir şeyleri, inançları, türlü türlü şeylerin hepsi kitapta geçiyor. Fakat bunlar artık bizim kültürümüze o kadar işlemiş, o kadar yerleşmiş ki biz bunların hiçbirini yani böyle büyülü bir gerçek gibi görmüyoruz. Bunu anladım kitap okurken. Hani o kadar hayatın içinde ki büyülü gerçeklikten ziyade tamamen bir Anadolu gerçeğini anlatan kitap diyebilirim. Dili geçmiş zamanla sürekli cümleler bitiyor ve cümleler çok kısa. Yani çok kısa cümleler kullanıyor yazar. Bu anlamda okurken rahat gibi diyorsunuz ama sürekli böyle içinizde sesli ya da hani şey okuduğunuzda böyle oldu, bitti, yaptı. Böyle yani bir akıcılığı sağlayamıyorsunuz. Bir yerde tuhaf bir biçimde kendi nefesiniz kesiyor sizi. İlk bölümde benim bahsettiğim yerdeki düşsel öğeleri çok fazla buldum. Çünkü başlangıç için hikayeyi hiç bilmiyorken
şeyi algılayamıyorsunuz. Yani ben zaten temelde gerçek bir hikayenin içindeki öğeler mi bunlar, yoksa böyle bir dünyadan mı bahsediyor? Orada bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani doğru verilememiş bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Diyaloglar asla konuşma metni şeklinde ilerlemiyor. Yani her şey kısa zaten, hani zorlayıcı bir durumu yok ama ayrıldığını anlamıyorsunuz. Haliyle siz hep çok uzun paragraflar okuyor oluyorsunuz. Kim konuştu, kim söyledi bunu? Yani o yüzden büyük bir ihtimal ikinci bölüm insanlara daha rahat gelmiştir okunması. Çünkü artık karakterleri anladık, tanıdık, neyi kim söyleyecek bilebildik ama bence okuyucuyu bu kadar zorlamamalıydı bir kitap. Tamamen yansıtılmaya, anlatılmaya çalışan şey toplumsal cinsiyet ayrımı. Doğduğumuzda tabii hepimiz bu biyolojik kadın erkek farklılığının dışında doğduğumuz yerin, yaşadığımız çevrenin, içinde bulunduğumuz kültürün, geleneğin, göreneğin aslında şekillendirmeleriyle bu kadın erkek ayrımı çok daha fazla belirginleşiyor ve farklılaşmaya başlıyor. Yani bizim içinde bulunduğumuz toplumun şu an hani yavaş yavaş aşabilen kesimler olsa da çoğunluğunun kadın işte zayıftır, korunmaya muhtaçtır. Hani erkek daha çok güçlü olmalıdır, işte kendi ayaklarının üstünde durmalıdır. Hani evin direğidir tarzında yaklaşımlar. Bunları kitapta çok fazla görüyoruz. Kitabımızdaki esas karakter Dirmit. Dirmit aslında dışarıya açılan kapı. Dirmit farklı olan tarafı bize göstermeye çalışan kişi bence kitapta. Tek okula giden çocuk da bu arada Dirmit. Ve sorgulayan kişi Dirmit. Bunları anlatırken de yazar çok güzel ifade ediyor bize. Mahmut'un veya diğer abilerinin yapabildiği şeyleri kendisinin neden yapamadığını sorguluyor. Yani akşam Mahmut dışarı çıkıyor ya da işte kız arkadaşlar oluyor ama Dirmit bunların hiçbirini yapamıyor. O hani olayın herkes farklı boyutlarını irdelerken Dirmit daha çok ya ben neden yapamıyorum, tamam o erkek ben de kızım mantığıyla yaklaşıyor. Bu anlamda da olayları karşı taraftan ya da başka bir açıdan görmemizi de sağlıyor. Genel olarak toplumsal cinsiyet kavramı üzerinde yoğunlaşan bir kitap ama bunu bu karakterler özelinde bize öyle tatlı tatlı anlatıyor ki Latife Tekin, gerçekten keyifle okuyorsunuz. Dikkatimi çeken şeylerden birisi de bu kırklı çocuk, işte hani çok fazla hurafe vesaire var derken çocuğun kırkı çıksın, kırkı çıkmadan işte çocuk dışarı çıkmaz ya da kimseyle şey yapmaz tarzında olaylar hala devam ediyor. Ve kitapta da bununla ilgili bir bölüm var, orayı anlatıyor. Çocuğun kırkı çıkmadan işte kırk çıkarmaya gidiyorlar, gezdiriyorlar işte herkese falan ama tabii bir de şöyle bir şey yaşanıyor. Her gören çocuğu alıp ağzına tükürüyor falan. Sonra çocuk hastalanıyor yani doğal olarak. Hani öyle tamamen bilimsellikten uzak, hani hiçbir şekilde sorgulamayan, algılamayan, anlamayan diyeyim, gelenek görenek kavramlarını benimseme var kitapta ve hani hakikaten çok güzel güzel de anlatılmış. Bunun gibi daha birçok örnek var. Yazar karakterlere verdiği isimler de çok zorlamış. Yani ben çok zorlandım. Yani çünkü okurken içinizden de okuyorsanız bir telaffuz etme gereği duyuyorsunuz. Ama çok zorlayıcı. Yani anlamını da bilmiyorum açıkçası, bakmadım ama yani neden öyle bir seçim olmuş aslında çok merak da ettim. Onun dışında karakterleri seviyorsunuz da şey de değil, yani sizi asla iten bir hikaye değil, böyle bayağı bir biçimde böyle Anadolu dramı olarak yansıtılan bir hikaye değil. Karakterlerin hani o kadar çok olmasının da bence bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama derinliğini merak ediyorsunuz. Yani niye bunu yaptı, bu niye böyle düşünüyor? Tamam, öncesini bilmemize gerek yok ya da o bize bir şekilde başka türlü de aktarılabilirdi ama hepsini mi bu kadar yüzeysel geçmek zorundaydık? Yani sürekli birinden diğerine atlıyorsunuz kendi serüvenlerinde. Yani orada kalıyor, gidiyor. Yani merak da ediyorsunuz. Aslında hem merak uyandırmış ama arkası gelmiyor. Bir evin küçük kızı Dirmit inanılmaz etkiliyor insanı. Bence herkes, yani yetişkin halinizle büyük bir ihtimal onun o küçük halinden çok etkileniyor oluyorsunuz. Çünkü aynı denkleme, düzleme geliyorsunuz çok enteresan bir biçimde. Dirmit'in çatıya çıkıp böyle başka evlerin pencerelerinin, işte perdelerinin arkasında neler olduğunu merak ettiği, düşlediği birkaç an var böyle.
Gerçekten çok etkileyici, büyüleyiciydi onlar. Ve böyle açık perdelerin, bazı evlerin neden perdesi yok diye mesela üzerine hikayeler üretiyordu. Gerçekten tek başına bile başka bir kitap yazılabilir üstüne. Bir de köy öğretmeni var. Benim çok sevdiğim bir karakter oldu. Çünkü sanırım yani kitapta en gerçekçi bulduğum insan modeliydi. Yani okursanız bence anlayacaksınız ne demek istediğimi. Sevgili Arsız Ölüm'de pek çok karakter var. Karakterlerin her birini aslında tanıyabiliyorsunuz kaçırmadan. Fakat benim en sevdiğim karakter Dirmit'ti. Aslında en çok onun gözünden bir şeyleri görme imkanı buldum okurken. Dirmit karakterinin çok geniş bir iç dünyası var ve sürekli bir kendi kendine hayal ettiği, tarttığı, düşündüğü, kendi içine sorular sorup kendi içinde cevaplarını aradığı bir şey var. İç dünyası var sürekli. Bu iç dünyasıyla olan konuşmaları aslında sanki başka bir, bu konuşmaların içinde başka bir tarafta varmış gibi. Kimi zaman bir çeşmeyle, kimi zaman bir ağaçla, yani genellikle doğaya ait olan figürlerle yapıyor. Bir karar vermeye ihtiyacı olduğunda gidip o ağaçla konuşuyor ve aslında ne yapması gerektiğini o ağaç ona söylemiş, öyle yapmış gibi bir anlatım var. Ama aslında orada Dirmit'in tek başına olduğunu ve aslında kararını kendi kendine verdiğini, yalnızlık hissinden kurtulmak için sanki o kendi kendine verdiği kararı aslında o ağaçtan, o çeşmeden, o tulumbadan almış gibi bir durum yarattığını, ona atfettiğini görmek benim için çok güzel bir detaydı, çok hoşuma giden bir detaydı. Kitabın gerçekten çarpıcı olan anları Dirmit'in bu hengamenin içerisinde kendini arayışı ve var olma çabası. Ortaya çıkmak için can atan duyguları ve düşüncelerini nasıl ifade etmeye çalıştığını, o var olan yerel, yöresel bakış açısının içerisinde nasıl kendini ifade edemediğini, nasıl acılar çektiğini kitapta okuyoruz. Ama böyle acılar derken, gerçekten dramatik bir olaydan bahsederken son derece eğlenceli ve komik bir dille de anlatıyor Latife Tekin. Bayağı eğlenceli, neşeli bir üslupla anlatılmış bir kitap. Bu neşeli üslubunun arkasından bir finali var. Biraz sizi üzüyor. Yani hakikaten gözyaşlarıyla bitirdim ben kitabı. Çok etkilendim finalinden. Ben hem halı dokuyup hem yatak kaldıramam falan diyorum. Dedim tamam, Zeki yolunu buldu. Soruyor ya. Mahmut kıza gitmiş, ben de erkeğe mi gideceğim? Gidemiyorum. Ben niye gidemiyorum? Daha o yaşta bile. Hani o da diyorsa çok iyi. Güzeldi ama. Benim de hoşuma gel kız gel, götürecek yani. Abisini. Uyuyor, saçını saçını uzattı diyor. Yani nasıl bir tipse yani. Adını değiştiriyordu ya. Adını değiştiriyordu. Mühendis köyün, ay köyün de adını değiştiriyorlar ya. Bir ad değiştirme şey var yani. Atom mu olacaktı köyün adını? Böyle bir şey. Atom olacaktı evet. O köyü basanlar çok komik değil mi ya? Ama yiyor yani. Hani öbürü testi kırıyor. Adam neyi bir de değil, rendelemiş. Yani. İkinci de rendeliyor böyle adam. Detaylar da ama var gelsin. Ya çok komik. Aslında büyülü gerçeklik diye okuyoruz ya, bizim okuduğumuz şeyler gerçek arkadaşlar. Yani gerçek büyülü değil. Falan değil. Vakti, büyülü evet. Falan değil. Yani vaktiyle ülkenin büyülü derken büyü barındıran. Ha yani öyle mecazi şey yok kesinlikle.